İyi akşamlar. Bugün 8 Ekim 1994 Cumartesi. Kanal Alfa Televizyon hazırladığı haber bültenimizi sunuyoruz. Kaçak çaylar imha edildi. Kırıkkale'de sağlık ekiplerince 28 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde ele geçirilen kaçak çaylar zabıta ve polis kontrolünde imha edildi. Sahte çayı gerçeğini nasıl ayırt edebilirsiniz? Gerçek paketin ağız kapama katı 2 kattır. Sahtesi ise 4 kattır. Gerçek paketin ağız kapama katında jelatin görünmemektedir. Sahtesinde ise jelatin görünmektedir. Gerçek pakette son kullanma tarihi SKT harfleriyle gösterilmekte, sahtesinde ise doğrudan son kullanma tarihi yazmaktadır. Antalya'yı havaya uçuracaklardı. Antalya'da bölücü terör örgütü üyesi 4 kişi çok miktarda patlayıcı madde ile birlikte yakalandı. Antalya ve Tokat'ta yakalanan bölücü örgüt adına eylem yapmayı planlayan veteriner hekim Ali Ekber Öz, eşi veteriner hekim Nuran Öz, kız kardeşi Besime Öz ile veteriner hekim Mahmut Ümit Yürekli terörle şube müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla ele geçirildi. Sayın seyirciler, Tural Belediyesi tarafından İskele Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmaları büyük hızla devam ediyor. Bugün şeker fabrikası bir bayan memuresini daha emekli etti. Şu an şeker fabrikasının emekli olan bir bayan memuruyla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Nazan Gülsün. Evet. Nazan Hanım, duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımı ifade etmek çok zor. Evet. Hangi bölümde çalışıyorsunuz? Muhaberat. Evet. Arkadaşlarım sizi düşünmüşler. Düşünmüşler. Çok duygulandım. İfade etmek çok zor. Hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımın. Belediye Başkanlığından duyuru. Saygıdeğer Turhallı hemşehrilerimize yapılan kontrollerimiz ve hamiyetperver sağduyulu insanlarımızın uyarıları neticesinde hayvan besisi yapan halkımızdan bazıları işin ehemmiyetini bilerek veya bilmeyerek şehir kanalizasyon hatlarına ağır akıntılarını bağlayarak altyapı tesisinin tıkanmalarına sebep oldukları görülmektedir. Amaç ceza yazmak olmayıp insanlarımıza daha fazla hizmet götürüp rahata ve huzura kavuşturmaktır. Bu uyarılarımızla hala aynı şekilde devam edenler tespit edildiğinde ağır para ve iş yeri kapatma cezası uygulanacağını, bu konuda tüm Turhalı hemşehrilerimizin kendi sağlıklarını düşünerek belediyemize yardımcı olacağını inanıyoruz. Sayın seyirciler, Tokat Fakültesi ile Turhalspor'un yarın saat 14'te özel maçı var. Tüm spor severler davetlidir. Bugünkü 3 El Süpürün talihlisi Ahmet Kılıçlar. Bu akşam Şifa Eczanesi nöbetçi. Kanal Alfa Televizyon'un hazırladığı haber bültenini sunduk. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Bugün 9 Ekim 1994 Pazar. Kanal Alfa Televizyonu'nun hazırladığı haber bültenimizi sunuyoruz. Dün akşam Kanal Alfa Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan huzur operasyonuna katıldı. Huzur operasyonunda Turhal Karayolları girişleri tutuldu. Saat 20 sularında başlayıp 12'ye kadar devam eden arama ve kontrollerde Amasya yol kavşağında yapılan aramada bir oto içerisinde Hasanoğlu 1955 doğumlu Halis Yılmaz'a ait bir adet 7.65 mm çapında MAP tipi silah ruhsatsız olarak silaha ait 8 adet 7.65 mm çapında mermi yakalanmıştır. İskele Mahallesi cezaevi yanında yapılmakta olan düğün merasiminde Haliloğlu 1977 doğumlu babasına ait ruhsatlı 5 fişek atar pompalı av tüfeğiyle düğün merasiminin bulunan evin balkonundan ateş ederken yakalanan Kürşat Yücetaş suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştır. İlçemiz Tokat Yolu Sanayi Kavşağı girişinde yapılan yol aramasında Arslanoğlu 1964 doğumlu Metin Çalı'ya ait 60EU819 plakalı otonun bagajında yapılan kontrolde bir adet tek kırma 16 çap fişek atar, Türkiye Sanayi Kooperatifi üretimi av tüfeği ruhsatsız olarak ele geçirilmiş. Bu av tüfeğiyle birlikte 6 adet dolu fişek yakalanmış, sanık ve suç aleti av tüfeği karakolumuza celp edilmiştir. Dün saat 15.45 sıralarında İzzet Yapıcı'nın sevk ve idaresinde bulunan 60EE796 plakalı römork takılı traktör ilçemiz Müftü Mahallesi Toros Sokak'ta seyrederken 3 yaşlarında Burhan Görgül isimli çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermiştir. Operasyonun ilerleyen saatlerinde sürücülerin dikkatsiz davrandıkları, hatta bazılarında yol üzerinde işaret veren trafik polislerinin bile fark etmedikleri, süratli geldikleri gözlendi. Yapılan operasyonda içkili araç kullananlara işlem yapıldı. Biz sürücülerin daha dikkatli olmalarını, emniyet görevlilerinin kontrollerinde kolaylık göstermelerini diliyor, Turhal Emniyet Müdürlüğü'ne ve çalışan polis teşkilatına teşekkür ediyor, kolay gelsin diyoruz. Alkometreyi getirin, alkometreyi. Trafik canavarı Tokat MHP İl Başkanı ve iki yönetim kurulu üyelerinin canını aldı. Ankara'da yapılacak olan MHP'nin kurultayına katılmak üzere Tokat'tan hareket eden 60AF871 plakalı otosuyla yola çıkan MHP İl Başkanı Ömer Ekiciğer, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Demir, Salih Karabulut ve Yusuf Özeyir yola çıktılar. Çorum çıkışının 22. kilometresinde hatalı sollama yapan 60AF871 plakalı oto karşı yönde gelmekte olan 34DA07 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Olay yerinde MHP İl Başkanı Ömer Ekiciğer, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Demir ve Salih Karabulut hayatını kaybetti. Otoyu kullanan Yusuf Üzeyir Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra bugün de Tokat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Mustafa Demir'in cenazesi kılındıktan sonra Erenler Mezarı'na gömüldü. Bugün öğleden sonra da MHP İl Başkanı Ömer Ekiciğer ve Salih Karabulut'un cenazesi bugün kılındı. Ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Tokat-Sivas il sınırında teröristlerle çatışma çıktı, 3 terörist öldürüldü. 7 Ekim Cuma günü saat 24 sularında Sivas il sınırı içerisinde bulunan ve Tokat'a sınır olan Sarımsak ve Çatman mezrası arasında 7-8 tikkocu ile çıkan sıcak çatışma sonucunda 3 tikkocu öldürüldü. Çıkan çatışmada da bir subay, 2 er yaralandı. Bu olayla ilgili bir açıklama yapan Tokat Emniyet Müdürü, teröristlerin bölgeye sızmasını önlemek amacıyla mescidin güneyinde ve polis jandarma işbirliği ile bir tampon bölge meydana getirdik dedi. Kamyonetle çocuğa çarptı. Dursun Kef'in idaresindeki Tokat Belediyesi su arızaya ait 60DS560 plakalı kamyonet ile Tepe Mahallesi Dere Sokak içerisinde gitmekteyken 10 yaşındaki Salih Kaya'ya çarparak yaralanmasına neden oldu. Tokat Devlet Hastanesi ortopedi servisine kaldırılan Salih Kaya hayati tehlikesi olmadığı tespit edilerek taburcu oldu. Dursun Kef Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Tokat Emniyeti kuyumculara gözdağı veriyor.
Dün Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve İstihbarat Hareket Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren ekip Tokat'ta bulunan kuyumcuları aramaya başladılar. Yapılan aramalarda yetki belgeleri olmayan kuyumcuları gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre Arif Butlu adındaki şahıs çalıştırmış olduğu kuyumcu dükkanında 50 Amerikan doları ve 100 mark sattığı ortaya çıktı. Başkasına ait ruhsatlı silahı taşıyınca yakalandı. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan aramalarda Aydın Güloğlu üzerinde Hacı Mehmet Güven'e ait 7.65 mm çaplı kırık kale marka tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet MKE menşeci mermi ile 3 adet Geco marka mermi yakalandı. Yakalanan Mehmet Güven gözaltına alındı. Traktör devrildi, 3 kişi yaralandı. Almus ilçesi Gümeli Önük Karayolu'nun 14. kilometresi Gegi Mahallesi mevkiinde 20 yaşındaki Oktay Şimşek yönetimindeki traktörün kullanırken dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden traktörde bulunan 60 yaşındaki Mehmet Yurdakul ile 14 yaşındaki Ahmet Şahin yaralandılar. Yaralanlar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'ndan vatandaşlarımıza müjde. Daha önceden gündüz Sivas-Samsun seferleri yapan demiryolları yol yenileme çalışma nedeniyle gece Samsun-Sivas tren seferleri düzenleniyordu. 10. ayın 10'u 1994 tarihinden itibaren gündüz seferlerine yeniden başlanacak. Samsun ve Sivas'a gidecek olan vatandaşlarımıza önemli duyurulur. Belediye Başkanlığından duyuru. Saygıdeğer Turhallı hemşehrilerimize yapılan kontrollerimiz ve hamiyetperver sağduyulu insanlarımızın uyarıları neticesinde hayvan beslesi yapan halkımızdan bazıları işin ehemmiyetini bilerek veya bilmeyerek şehir kanalizasyon hatlarına ahır akıntılarını bağlayarak altyapı tesisinin tıkanmalarına sebep oldukları görülmektedir. Amaç ceza yazmak olmayıp insanlarımıza daha fazla hizmet götürüp rahata ve huzura kavuşturmaktır. Bu uyarılarımızla hala aynı şekilde devam edenler tespit edildiğinde ağır para ve iş yeri kapatma cezası uygulanacağını, bu konuda tüm Turhal hemşehrilerimizin kendi sağlıklarını düşünerek belediyemize yardımcı olacağına inanıyoruz. Turhal Spor özel maçta rakibini 12-1 yendi. Bugün saat 14.30'da Turhal Stadyumu'nda karşılaşan Turhal Spor ile Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi yapılan maçta Turhal Spor 12-1 yendi. Karşılaşmanın gollerini Saffet 2 gol, Nurullah 2 gol, Cemal 2 gol, Oktay 2 gol, Fatih 2 gol, Adem 1 gol, İbrahim 1 gol attı. Gazi Osman Paşa Üniversitesi tek golünü ise Adem attı. Hadi Cemal.
başlayalım. Bugün 6. hazırlık maçımızı yaptık. Genel olarak da bu haftaki rakibimizin kendi amatör kümemizden bir takım olsun. Bir de bakalım onlar nasıl, aramızdaki farklar nelerdir diye düşünerek almış bulunduk. Ziraat Fakültesi takımı aslında iyi elemanlardan kurulacak. Fakat onların hazırlıkları çok iyi olmadığı için bize rakip olamadılar. Zaman zaman güzel futbol oldu. Gollerin hazırlanışı, gol pozisyonlarındaki durumlar bizi memnun etti. Aslında bilemiyorum yani, bir iki mevkide düşündüğümüz bazı elemanlar var. Onları tamamlarsak iyi olacağımız kanaatindeyiz. Trabzonspor iyi oldadır. Bunu bütün taraftarlara mesajına bildirmek isterim. Sen gör. Trabzonspor'da amatör kümede amatör spora hizmet ettim. Her şeyden önce kendi öğrencilerimizi hedef alarak bu yola çıkıyoruz. İlk hazırlık maçımızı Trabzonspor'la yaptık. Trabzonspor beklediğimizden, umduğumuzdan çok çok iyi bir takım. Tabii Trabzonspor'un amacı 3. ligde mücadele etmek, 3. lige çıkabilmek. Bizim amacımız dediğim gibi amatör kümede iyi bir futbol oynamak. Daha yeni başladık, takımımız çok yeni. Birçok arkadaşımız daha idmana çıkmadan bugün maça gelmek zorunda kaldılar. Zannediyorum daha da iyiye gideceğiz. Ben hocamıza başarılar diliyorum. Trabzonspor hocamıza dediği gibi iyi oldu. Teşekkür ederim. Şu an yapmış bulunduğumuz takım Tokat Amatör Ligi'nde mücadelen bir üniversite. Bunlar da yeni hazırlanmasına rağmen biz de kendi grubumuzla ilgili olan Tokat bölgesinin amatör takımlarının ne denli kuvvetli olduğunu ölçüyor açısından bugün maç yapmakta bulunmuş olduk. Ve takımımız genelde iyi yolda. Bazı noksanlıklarımızı şu an fark ediyoruz. Onları ileriki zamanlarda düzelteceğimize inanıyoruz. Ve takım iyi yolda yani. Sadece bizim tek düşüncemiz trolların desteğini bekliyoruz. Bunu istiyoruz. Teşekkürler. Bu akşam Murat Eczanesi nöbetçi. Kanal Afa Televizyonu'nun hazırladığı haber bültenimiz sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 10 Ekim 1994 Pazartesi. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenimizi izliyorsunuz. Saddam dünyayı yine tehdit ediyor. Kuveyt sınırına 64 bin asker ve 350 tank göndererek bölgede ikinci kez körfez krizi başlatan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin geri adım atmamakta kararlı. Amerika ise Kuveyt'te yığınak yapmaya devam ediyor. Karakola hain saldırı. Van'ın Başkale ilçesi Suveren Jandarma Karakolu'na saldıran bölücü teröristler 6 eri şehit ettiler, 9 eri de yaraladılar. İran'dan sızdıkları bildirilen bir grup terörist bu sabah 6 sıralarında Başkale ilçesi Suveren Köyü sınır jandarma karakoluna baskın düzenledi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte jandarmerler Mustafa Kırgın ile Yahya Kızılay ve kimlikleri belirlenemeyen 4 er şehit oldu. Bölgeye giden takviye güvenlik güçlerine de Suveren Köyü yakınında taciz ateşi açan bölücü teröristler 9 eri yaraladılar. Gürpınar ilçesi Arındı Köyü Tuzlutepe mevkiinde dün akşam 19 sıralarında gelen bir grup teröristle Yusuf Uzun, Abdülcabbar Kıpçak, Remzi Akbulut ile Ertan Kozan adlı çobanları yanlarındaki 2500 koyunla birlikte kaçırdılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4. olan kurultayında partinin 29 yıllık lideri Genel Başkan Alparslan Türkeş yeniden seçildi.
TÜRKSAT bugün teslim ediliyor. Türkiye'yi uzaydaki sayılı ülkeler arasına sokan ilk Türk haberleşme uydusu TÜRKSAT 1B bugün PTT tarafından teslim alınacak. 11 Ağustos'ta uzaya fırlatılan ve 16 Eylül'de deneme niteliğinde faaliyete geçen TÜRKSAT 1B'nin bugünden itibaren kabul işlemi yapılacak ve uydu PTT'nin kontrolünde geçecek. Tekten duyuru. Trafo merkezi önünde bulunan Trafo 1 kabininde tesis çalışması yapılacağından ilçemizin elektrikleri yarın saat 6 ile 8 arası kesilecekti. Sayın seyirciler, bu akşam Tekel Eczanesi nöbetçi Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 11 Ekim 1994 Salı. Kanal Alfa Haber Merkezimizce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Turhal Belediyesi'ne ait Milli Egemenlik Parkı içerisindeki aile çay bahçeleri ile belediye işyanları ve belediye sitesindeki bazı işyerleri bugün saat 14'teki düğün salonundaki ihaleye çıkartıldı. Önceden yapılan ilanlar üzerine toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz bu ihaleye katılmak üzere geldiniz. Hoş geldiniz. Bu 2886 sayılı yasa gereği belirtilen saatte, yani saat bugün 14'te şu anda ihaleyi açmış bulunuyoruz. İhale gereği sırayla bu taşınmazların ihaleye çıkarılmasını başlatacağız. Öncelikle DB4 ikinci katta 5 numaralı iş yeri. Buranın muammer bedeli 5 milyon liradır. Katılmak isteyen arkadaşlar da numaralı iş yeri. Burası büro olarak kullanılıyor. 5 numaralı iş yerine katılmak isteyen varsa müracaat edebilir arkadaşlar. Biz 5 milyon liradan ihaleyi açıyoruz. İhaleye işlemlerimiz burada. Ahmet Fatinoğlu, Şeref Urat, İzzet Bekler. Site 2. kat, DB 4'e 5 numaralı. Büronun muamben bedeli 5 milyon lira ihale çıkarmıştır. 5 milyon 100. Şeref Urat. Şeref Urat. Şeref Urat, 5 milyon 100 bin lira. Şeref Urat, 5 milyon 100 bin lira. İş yerini ihaleye çıkarıyoruz. Muammer bedeli yine 5 milyon lira. Geçici terminatı 150 bin lira. İhaleye katılan arkadaşlar ve... Bekler, 11 milyon lira. 11 milyon 100. Ahmet Fatinoğlu, 11 milyon 100 bin lira. Ahmet Fatinoğlu, 11 milyon 100 bin lira. Muammer bedeli 20 milyon liradır. İhaleyi itiraf edecekler, itiraf edebilirler. Milli Egemenlik Parkı içerisinde 3 nolu cevap edecek. İtiraf edenler Nuri Serdoğa, Selahattin Lezzet, Türkiye Doğru. 20 milyon liradır. Muammer bedeli ihaleyi itiraf edecek. Türkiye Doğru. 20 milyon 50 bin lira. Selahattin Lezzet, 20 milyon 150 bin lira.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan anlamlı yardımlara devam. Veli Yardımcısı İsmail Gülsoy Başkanlığı'nda yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Hayat Toplantısı'nda 56 yardıma muhtaç vatandaşlara 42 milyon 776 bin Türk Lirası yardım yapıldı. Buna göre 3 kişiye hastane yol ücreti 2 milyon 250 bin, 1 kişiye gözlük bedeli ücreti 670 bin, 14 kişiye nakit para 7 milyon, 38 kişiye ilk orta lise öğrencilerine yardım olarak 32 milyon 856 bin Türk Lirası yardım yapıldı. Reşadiye'de sahte çay yakalandı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sahte çay satıldığı ihbar alan Çay Müdürlüğü ekipleri ve emniyet görevlerince Hayrettin Arslan'ın kullanmış olduğu 55AE352 Samsun plakalı kamyonda yapılan aramalarda 107 koli sahte Rize turist çayı yakalandı. Hayrettin Arslan gözaltına alındı. Trafik canavarı can almaya devam ediyor. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Boztepe mevkiinde 60AU274 plakalı kamyonu süren Sebahattin Temiz Yürek, karşıdan karşıya geçmek isteyen Osman Sütübek'e çarptı. Olay yerinde Osman Sütübek hayatını kaybetti. Kamyon şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Kendisini asan adamı eşi kurtardı. Tokat'ın Zile ilçesinde Ünal Yakıt isimli vatandaş alkollü bir şekilde eve gelerek evde beyin özürlü olan kız kardeşini dövdüğü için pişmanlık duyan Ünal Yakut, telefon kablosu ile kendisinin aslı sırada eşi tarafından fark edilip hastaneye kaldırılarak kurtarıldı. Kavgayı ayırmak isterken kendisi yaralandı. Tokat, Karşıyaka mevki Yeşilırmak Çay Bahçesi'nde kavga eden Abdülmuttalip Meral'ın kavga ettikleri sırada kavgayı ayırmak ve arkadaşlarından yana olmak isterken kendisini iten Hüseyin Duran'ı bıçakladı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Duran durumunun iyi olduğu bildirildi. Saddam'ın kuvvet sınırına yığdığı asker sayısı 80 bine ulaştı. Irak birliklerinin saldırı ihtimallerine karşı Amerika bölgeye 54 bin asker göndermek için harekete geçti. TİKKO mensubu 7 kişi tutuklandı. Sivas'ın Zara, İmranlı, Hafik, Divri ve Kangal ilçeleri kırsal alanda terör örgütü PKK ve Dev Sol örgütü militanlarına karşı başlatılan operasyonlar aralıksız sürdürülürken Hafik ilçe merkezinde 7 TİKKO mensubu yakalandı. Diğer ilçelerde ise PKK militanlarının yataklık ettikleri belirtilen 23 kişi yakalandı. Turhal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından 1994-1995 öğretim yılında fakir muhtaç durumda bulunan ve başarılı olan yüksek öğrenim öğrencilerine verecek burslarla ilgili müracaatların 17 Ekim 1994 Pazartesi günü başlayıp 11 Kasım 1994 Cuma günü saat 17.00'a kadar sona ereceğinin ilgilerin Tokat ili Gazi Osman Paşa Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yanındaki Yurt Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Tural Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nden duyuru. Milli kültürümüzün bir ürünü olan Türk Halk Müziğimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla Tural Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu'nca Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlenmiştir. Ses yarışmasında dereceye girenler arasında Halk Müziği Korosu kurulacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye çapında yapılacak koro ve solo yarışmalarında Tural'ı temsil edeceklerdir. 11. ayın 4'ü 1994 tarihinde yapılacak yarışmaya katılmak isteyen bay bayan adayların Halk Eğitim Müdürlüğü'nden temin edecekleri yarışma formunu doldurup kayıtlarını 14 Ekim 1994 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Türk Halk Müziği yarışmasına katılma şartları 1. Yarışmaya iki türkü ile katılacak, TRT repertuarında bulunan ezgiler esas alınacaktır. 2. Yarışmaya katılacak soliste eşlik edecek saz sanatçıları en az 1, en çok 10 kişi olacaktır. 3. Soliste eşlik edecek saz sanatçıların öğrenci olması zorunluluğu yoktur ve yarışmada elektro enstrümanlar kullanılmayacaktır. 4. Yarışmada türküleri icra etme süresi en fazla 6 dakikadır. 5. Daha önce profesyonel olarak müzikle uğraşmış olanlar, müzik üzerine akademik öğrenim görenler ve konservatuar öğrencileri yarışmaya katılamazlar. 6.
Yarışmacıların kendilerini eşlik edecek saz sanatçıları olmadığı takdirde yarışmacı Halk Eğitim Müdürlüğü'nün saz sanatçıları eşlik edecekler ve yarışmaya 15 gün evvel provalara başlayacaklardır. 7. 18 yaşından küçüklerin veli muvafakatını getirmeleri zorunludur. 8. Jürinin verdiği kararlar geçerli olacak, hiçbir şekilde bu kararlar değiştirilemeyecektir. 9. Müracaatlar 3-14 Ekim 1994 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi'nden temin edecek form dilekçeyle yapılacaktır. 10. Yarışmacılardan saz sanatçıları olmayanların çalışmaları 17-31 Ekim tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacaktır. 11. Yarışmacıların toplantısı 10. ayın 17 1994 tarihinde saat 17'de Halk Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Toplantıya katılmayanlar müracaat hakkını kaybederler. 12. Yarışmaya katılacakların teknik toplantısı ve kura çekimi 11. ayın 3'ü 1994 saat 5'te Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacaktır. Halk Eğitim Merkezi'nden duyuru. 1994-1995 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce mesleki ve sosyal kültürel kurslar açılacağından mahalle ve köylerimizde kursiyer kayıtlarımız başlamıştır. Kurslara katılmak isteyenlerin 13 Ekim 1994 tarihine kadar Halk Eğitim Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sayın seyirciler, bu akşam Yüksel Eczanesi nöbetçi Kanal Alfa Haber Merkezimizde azlanan haberleri izlediniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 12 Ekim 1994 Çarşamba. Kanal Alfa Haber Merkezimizce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. PKK'da hedef öğretmenler. Erzurum'un Tekban ilçesine bağlı Taşkesenli ve Katranlı köylerine baskın yaparak 4 öğretmeni şehit ettiler. 4 kişi olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlerin Katranlı köyünden Ragıp Köse ile Yılmaz Çankaya'yı kaçırdıklarını, daha sonra aynı terörist grubunun Taşkesen köyünden Ersay Yılmaz, Nurullah Saraç ve Ali Bulut isimli öğretmenleri köyün dışına çıkardıkları ve Yılmaz Çankaya isimli öğretmeni serbest bıraktıktan sonra diğer 4 öğretmeni şehit ettiler. Şehit edilen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Turhal'da büyük park sorunu yaşanıyor. Turhal'da artık kaldırımlarda araçları park etmiş olarak görürseniz hiç şaşırmayın. Araçların kaldırımlarda büyük yığılma meydana getirdiğini ve yayaların kaldırımlardan geçmeleri artık zorlaşıyor. Dün saat 13.30 sularında Zile'de Minare Kebir Mahallesi İshak Paşa Caddesi 53 numaralı evde damında yufka yapan Fatime Bütün dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu samanlara sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı. Olaya hemen müdahale eden Zile itfaiyesi yangını söndürdü. Sivas istikametinden Tokat'a gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 22 poşet kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili İbrahim Demirkol yakalandı. Kamu çalışanları sendikalarının basın açıklaması. Bugüne kadar sorunlarımızı dile getirmek, üzerimizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal baskıları açıklamak, grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı kazanabilmek için defalarca iş bırakma ve vizite eylemleri dahil olmak üzere yürüyüşlerle, basın açıklamalarıyla, gösterilerle kamuoyunun gündemine girdik. Bugün 500 bin üyeye ulaşan kamu çalışanları sendikaları olarak Türkiye'nin her yanında yeniden basın açıklamaları düzenliyoruz. Yeniden tek bir ses olarak taleplerimizi haykırıyoruz. Hepimizin bildiği gibi üzerimizdeki ekonomik, sosyal ve siyasal baskıların alabildiğini arttığı günler içinden geçiyoruz.
ekonomik istikrar tedbirleri ve kemer sıkma politikaları ile birlikte yaşam koşullarımızın hızla kötüleştiği hepimizin bildiği bir gerçek durumunda. Son 6 ayda tüm kamu çalışanların maaşları reel olarak %50'nin üzerinde değer kaybetti. Tasarruf tedbirleri uygulamaları ile yemek ücretleri, servislerimiz gibi pek çok sosyal hakkımıza gasp edildi. Zorunlu tasarruf nevalarımızın ödenmemesi için binbir alevere çevrildi. Hükümet lütfen yaptığı ve sözleşmeli personel olarak çalışan, kamu çalışanlarından da yararlandırılmadığı 217 bin Türk liralık zam ile bizlerle alay etti. Son 6 ayda açıkça anlaşıldı ki tasarruf ve fedakarlık adı altında bizlerden, hayatımızdan, ekmeğimizden tasarruf etmemizi, yaşamamızı feda etmemizi istiyorlar. Bir kez daha belirtiyoruz ki bizler her dönemde olduğu gibi ekonomik krizin sorumlusunun emeğiyle yaşayanlar, işçiler ve kamu çalışanları olarak göstermesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Özelleştirmelerle, insan hakları ihlalleriyle, her türlü antidemokratik uygulamalarla, yeni baskı yasalarıyla, tüm emekçiler aleyhinde sürdürülen sosyal ve siyasal koşullara karşı mücadele edeceğiz. Bizlere ve tüm çalışanlara yaşananlar yeniden öğretti ki yaşamımız ve sorunlarımız hakkında söz söyleyebilmek, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı kazanmaktan geçiyor. Bu haklarımızı kazanmanın önünde kimse duramayacaktır. Yeniden uyarıyoruz. Seçimden seçime yapılan vaatlerin, meclis kürsülerinden, miting meydanlarından atılan nutukların hesabını sormaktan çekinmeyeceğiz. Bilinmelidir ki bugün kamu çalışanların grev ve toplu sözleşme hakları vardır ve bunu bugüne kadar uygulamışlardır. Bu haklarımızı bugünden sonra da kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımızın yasal ve anayasal güvence altına alınması için mücadelemizi geliştirerek sürdüreceğiz. Ey sen, eğitim iş, tüm bel sen, tüm sağlık sen, tarım sen, tüm maliye sen. Sayın seyirciler, bu akşam Baklaca Eczanesi nöbetçi Kanal Alfa Haber Merkezimizin hazırladığı haberleri seyrettiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 13 Ekim 1994 Perşembe. Kanal Alfa Haber Merkezimizce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Bugün Tural Belediyesi'nden İşletme Müdürü Gazi Sert, Kanal Alfa'yı nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. PKK'lı öldürüldü, 11 er ve korucu şehit. Diyarbakır, Hakkari, Bingöl, Siirt, Van ve Elazığ'ın kırsal kesimlerinde güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarda 5'i kadın, 34 PKK'lı öldürüldü. Çatışmalarda 8 güvenlik görevlimiz şehit oldu.
Hakkari'de operasyondan dönen güvenlik kuvvetlerine pusu kuran bölücü teröristler 3 koruyucuyu şehit etti. Olayda 7 er ile 2 korucu da yaralandı. Adana'da bazı önemli tesisler, iş adamları ve üst düzey bürokratlara bombalı eylem hazırlığı içinde olan bölücü örgüt üyesi 3 kadın 8 kişi yakalandı. Turhal PTT Müdürlüğü'nden duyurulur. Tokat PTT Baş Müdürlüğü Spor Kulübü yararına 10. ayın 16'sı 1994 Pazar günü saat 11'de Gazi Osman Paşa Stadyumunda kara kucak yağlı güreşleri düzenlenecektir. Güreş severlerin biletleri PTT Müdürlüğü'nden temin edebilirler. İlçe Hıfzı Sıha Meclis Kararı. İlçe Hıfzı Sıha Meclis Kaymakam Murat Tülay'ın başkanlığında meclis üyelerinin katımı ile gündemdeki konuları görüşmek üzere 10. ayın 11'i 1994 tarihinde toplandı. Alınan kararlar, şeker fabrikası atık sularının bir kısmı direkt olarak yeşil ırmağa verilerek çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu konuda daha önceden hazırlanan raporlar göz önüne alınarak çevre kirliliğini önlemek için gerekli önlemlerin alınmasına, şeker fabrikası atıkları için önemli kirliliği oluşturan ve direkt olarak yeşil ırmağa verilen ispirto atıklarını önlemek amacıyla alkol üretim tesisinin durdurulmasına, şeker fabrikası bacasından çıkan gaz, duman ve partiküllerin çevreye yaptığı etkilerin tespiti için Sağlık Müdürlüğü'ne konunun iletilerek gerekli hava kirliliği ölçümlerinin yaptırılmasına, ilçemizde bulunan resmi ve özel kaloriferli binalara baca filtresi taktırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına, özel ve resmi kaloriferli binaların hava kirletmelerini önlemek için bu konuda kaloriferci kursların düzenlenmesine, kaloriferli binalarda görevli kaloriferçilerin denetlenerek belgesiz çalışan yerlerin tespitinde yöneticilerin sorumlu tutulmasına, halk sağlığının korunması amacıyla ekmek imal ve satış yerlerinde ekmeklerin beyaz ambalaj kağıdına sarılarak satışının sağlanmasına, şeker fabrikasından çıkan küsbenin taşınması sırasında fazla yüklenildiğinden ve üzeri açık olarak taşındığından şehir içine dökülmekte ve çevre kirletmesine neden olmaktadır. Bu durumun önlenmesi için ve kapalı olarak taşınmasının sağlanmasına, bazı mahalle ve sokak aralarında çöp bidonu bulunmayışı nedeniyle çöplerin gelişi güzel biriktirilmesi çeşitli yakınmalara ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bunun için çöp bidonu bulunmayan yerlere ağzı kapaklı çöp bidonu konulmasına karar verildi. Turhal Spor Kulübü Başkanlığı'ndan duyurulur. Sayın Kaymakamımızın düzenlediği Turhal'da bulunan tüm memur ve işçilerden bir defaya mahsus olmak üzere maaşlarından belli bir miktar paranın kesilerek kulübümüze bağış toplanacaktır. Bu yardım kampanyasına tüm memur ve işçilerimizin ilgi göstermelerini arzu ediyoruz. Bu yardımlar bizi 3. lige çıkma çalışmalarımızda büyük katkıları olacağından kendilerine şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca Sayın Turhal iş adamlarının, esnaflarımızın ve Turhal'lı spor sevenlerin de Turhal Spor'a yardım etmelerini bekliyoruz. Sayın seyirciler, bu akşam Papatya Eczanesi nöbetçi. Kanal Alfa Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün 14 Ekim 1994 Cuma. Kanal Alfa Haber Merkezimizin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. 128 siter kaçak orman malı yakalandı ama Orman Müdürlüğü olayı yalanladı. Saat 7 sıralarında Turhal Amasya Karayolu'nun 5. kilometresinde yapılan kontroller sırasında Bolu plakalı 14AS911 nolu kamyon sürücüsü Mehmet Kodal, 14ED244 plakalı kamyon sürücüsü Hüsnü Turgut,
ve 14DS410 plakalı kamyon sürücüsü İhsan Bilgiç adlı şahıslar 128 siter kaçak orman malı taşırken yakalandılar. Kanal Alfa sıcağı sıcağına aldığı haberi değerlendirerek olay yerine gittiğimizde Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki yetkililer bunların kaçak orman malı olmadıklarını söylemişlerdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya şeyden üç kamyon şey yakalamış oldun. Evet. Biz o isimleri bir alabilir miyiz ya? Onlar şu anda bizde değildi. Jandarmada kaldılar. Jandarmada canım. Şeydi üç kamyon. Bolulu mudur? Onlar da çekim yaptınız mı? Yaptık biz onu. Gerek yok sana ya o nakliyede ya. Nakliyenin takat için bekletiliyor o. Kaybetmiş adam nakliyesini. Gitti dibini aldı geldi. Bir koçanını aldı geldi orada vatandaş. Değil şimdi şu anda. Değil. Yok canım tabii. Onu kaçak yakalandığı şeyiyle vermeyin ya. Vatandaş nakliyesini kaybetmiş gerçekten. Bunun için gitti aklına geldiler. Şimdi bir şeyler alıp bırakacağız vatandaşlara. Gelecek yine. Buraya belediye varmış onun adı yapılmış. Buranın belediyesine geliyor. Belediyesine geliyor şu anda. Herhangi böyle bir şey değil ya. Kaç oldu? O vatandaşlar da burada. Pek oldu canım. Oldu. Kolay gelsin. Tedbir için bekletilen diye bir verirsin sana. Tedbir için bekletilen. Bir yıldır kapalı olan Bağkur İrtibat Bürosu açılmayı bekliyor. Bağkur sağlık karnesi bulunan halkımızın Bağkur İrtibat Bürosu'na gelip kapalı görünce soluğu tokatta alıyor. Tabii ki işlerini de bir gün içerisinde halledemeyip defalarca tokada gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bağkur İrtibat Bürosu'na bir eleman verildiğinde halkımızın bu sorunu çözümlenmiş olacaktır. Çöp tenekeleri bomboş yerler poşetlerden geçilmiyor. Bugün Turhal Merkez'de yaptığımız araştırmalarda çöp tenekeleri bomboş ve çöp poşetleri yerlerde geziyor. Çevrede oturan insanlar çöp poşetlerini yerlere atıyor. Turhal Belediyesi Çevre Müdürü Hilmi Kılıç'ın bu konudaki görüşlerini aldık. Çöp tenekelerinde gördüğümüz gibi bomboş yerler çöplerle dolu. Bu konu hakkında görüşleriniz değerli. Efendim, doğrudur. Ben günübirlik Turhal'ın çeşitli semtlerini sık sık geziyorum, kontrol ediyorum. Bidonların içi boş. Maalesef hangi amaçla, sebep nedir bilemiyorum. Çöp bidonlarının dışına atılmaya hala devam ediliyor. Biz istiyoruz ki Turhal'ımızı arzu edilen seviyede bir temizliğe ulaştıralım. İnanıyorum yine de ulaşacağız. Bunda ümitsiz değilim çünkü yine tekrar ediyorum Turhal insanına, Turhal'ın sağduyulu insanına güveniyorum. Gördüğünüz gibi bidon boş. Bu nokta üzerinde gerçekten fazlasıyla duruyoruz, duracağız. Buradaki esnaf, buradaki apartman sakinleri de defalarca uyarıldığı halde özellikle gece bu temele dökmeyi tercih ediyorlar. Müsebbibini bulmakta da elbette ki zabıtamız güçlük çekiyor ve işte gördüğünüz gibi acı bir manzara. Ben bu konuda başka bir yorumda bulunmak istemiyorum. Peki halkımızdan istediğiniz bu konu hakkında düşünceler nedir? Yani halkımız ne yapmalı? Mesela gece yarısından sonra çöpleri poşetlerine fırlayıp atıyorlar. Yani bu konu hakkında görüşleriniz nedir? Efendim bu konuda görüşümüz şudur. Şehir merkezinin kendine özgü bir özelliği var. Sanki bir imtiyazı var. Günde iki defa alınıyor. Birinci
tur gece yapılıyor şehir merkezinde, ikinci tur gündüz yapılıyor. Ama yine de ısrarla bu temele çöp atıyor vatandaşlarımız. Israrla atılıyor. Yani bu ifadeyi kullanırken de üzülüyorum. Kendilerinden son kez rica ediyorum, bu temele çöp atmasınlar. Bidon boş, lütfen bidonun içine atsınlar. Biz günde iki defa alıyoruz ve almaya da devam edelim. Kanal Alf olarak tüm hemşehrilerimizden isteğimiz, çöplerimizi çöp bidonlarına atalım. Güzel bir turhal için el ele verelim. İki çocuk yetim kaldı. 10. ayın 12'si 1994 Çarşamba günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 9 sıralarında Cemalettin Alpat'ın elindeki silahı eşi Yadigar Alpat almaya çalışırken ateş alan silah Yadigar Hanım'ın kafasına isabet ederek ölümüne sebep oldu. Cemalettin Alpat'ın soruşturmasına devam ediliyor. Yurt dışında çalışan iki vatandaşımızdan Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Sosyal Sigortalar Kurum Hastanesi'ne anlamlı yardım. Duran Şimşek ve Ahmet Çınar adlı vatandaşlarımızdan Sosyal Sigortalar Hastanesi ve Devlet Hastanelerine 65 adet cerrahi karyola ve 6 adet hasta taşıma arabası yardımında bulundular. Turhal Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğü'nden duyuru. İlçemiz ekonomisinde meyvecilik 3. derecede önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak meyve varlığımız ateş yanıklı hastalığının tehdidi altındadır. Armut, ayva ve elma ağaçlarında uç sürgünlerden başlayarak aşağıya doğru ilerleyen hastalık zamanla ağaçların tamamen kurumasına sebep olmaktadır. Kuruyan bölümler ise enfeksiyon kaynağı oluşturmakta, hastalığın etmeni olan bakteri, rüzgar, böcekler, kuşlar, arılar gibi etmenlerle sağlam ağaçlara bulaştırılmaktadır. Bahçeli evlerin çoğunlukta olduğu içimizdeki ev bahçelerinde mevcut armut, ayva ve elma ağaçlarının tepe sürgünlerinden başlayan kurumalar görüldüğünde kuruyan bölümlerin sağlam dokunun 20 cm altından kesilerek bekletilmeden yıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilçemizin önemli bir geçim kaynağı olan meyve varlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sayın halkımızdan mutlaka armut, ayva ve elma ağaçlarındaki kuruyan bölümleri sağlam yerin 20 cm altından keserek bekletmeden yakmalarını, her kesme işleminden sonra kesici aletlerin 5 litre suya yarım litre çamaşır suyu konularak hazırlanan karışıma batırılmak suretiyle dezenfekte edilmesini, böylece hastalığın sağlam dokulara bulaşmasını önleyeceğini sayın halkımıza önemli duyurulur. Turhal Spor Kulübü Başkanlığı'ndan duyuru. Sayın Kaymakamımızın düzenlediği Turhal'da bulunan tüm memur ve işçilerden bir defaya mahsus olmak üzere maaşlarından belli bir miktar paranın kesilerek kulübümüze bağış toplanacaktır. Bu yardım kampanyasına tüm memur ve işçilerimizin ilgi göstermelerini arzu ediyoruz. Bu yardımlar bizi 3. lige çıkma çalışmalarında büyük katkıları olacağından kendilerine şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca Sayın Turhal iş adamlarının, esnaflarımızın ve Turhal'lı spor severlerin de Turhal Spor'a yardım etmelerini bekliyoruz. Sayın seyirciler, bu akşam Yeşil Irmak Eczanesi nöbetçi, Kanal Alfa Haber Merkezimizin hazırladığı haberleri izlediniz. İyi akşamlar.